Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma bir videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün yeniden bir lise videosu çekiyorum. Çünkü şunu algıladım. Vlog videolarını fazla izlemeyi sevmiyorsunuz. Ve lise olayına daha çok şu an bir yoğunluk var. Videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Şu anda bu video yayınlandığı zaman canım arkadaşım Tuğba'nın doğum günüyle aynı gün yayınlanacak. İyi ki doğdun Tuğba. İyi ki varsın. Seni gerçekten çok fazla seviyorum. Tuğba ile arkadaşlığımız neredeyse 11 senedir devam ediyor. 11 sene olacak neredeyse bu sene içinde. Ponçik orada ne yapıyorsun? Aa, tırmalama! Uf, makyaj malzemelerimi yiyordu. Yani işin kısası Tuğba benim için çok özel ve gerçekten onu çok fazla seviyorum. Bu YouTube'da da bana en çok destek olan arkadaşım diyebilirim gerçekten. Birçok kez vazgeçmek istediğim oldu. İnsanlardan çekindiğim oldu fakat çok fazla destek verdi. Seni çok fazla seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki benim arkadaşımsın. İyi ki varsın. Bugün sizlerle bir ne videosu çekeceğiz? Bugün lisenin ilk günü çantanızda olması gerekenler şeysi çekeceğiz, videosu çekeceğiz. Öncelikle çantasız da gidebilirsiniz ama benim size tavsiyem çantasız gitmeyin. Çünkü genelde kitaplar veriliyor ve elinizde taşımak poşet kopabiliyor falan, bunu yapmayın. Şöyle bir çantayla da gidebilirsiniz ama bunun içine de kitap koyamazsınız. Gidebilirsiniz. Böyle bir şey... Ya bunun biraz büyüğüyle giderseniz kitaplar sığar ama buna kitaplar sığmaz. O yüzden buna gitmenizi tavsiye etmiyorum ama isterseniz gidebilirsiniz. Mantıklı bir cümle. Her neyse, yine videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Buradaki arka planı beğenenler oldu fakat benim burayı birazcık süslemem gerekiyor. O yüzden burada birazcık daha devam edeceğiz videolarımıza. Şimdi hemen videoya geçelim. Hazır mısınız? Ben Nike'ın 5 yıldır bu çantasını kullanıyorum. Çok uzun zamandır benimle bu çanta ve hani ikimiz de artık birbirimizin en kirli sırlarını biliyoruz diyebilirim. Çok seviyorum ve bayağı dayandı. Bu şekilde. Güzel yani. Alacaksanız Nike'ın çantalarından almanızı tavsiye ederim. Evet, birazcık pahalı fakat hani kaç yıl götürdüğünü görüyorsunuz. Şimdi öncelikle bir tane su koyun. Çünkü okulda hani su genelde 1,5 lira falan oluyor ve hani suyu okuldan almayın. Koyun. Cam şişe sağlıklı ama ben evde pet şişe bulamadığım için buna koydum. Okula cam şişe götürmüyorum çünkü her an kırılabilir. Çünkü okulumuzda normal davranış sergilemeyen birçok insan var. O yüzden size tavsiyem normal şişeyle götürün. Ama cam sağlığınızı da düşünüyorsanız cam şişeyle götürebilirsiniz. Şimdi benim çantamın burasında bir bölme var. Bakalım ne çıkacak içinde. Para. Para mutlaka götürün arkadaşlar. Büyük bir meblağ almasına gerek yok ama özellikle dolmuşla gidip geliyorsanız mutlaka yanınıza biraz fazla para alın. Çünkü hani ortaokuldaki kadar ucuz değil fiyatlar. Hani böyle birazcık pahalı. Acıkırsanız ve yemek yemek isterseniz dolmuşa paranız yetmeyebilir. O yüzden birazcık fazla para götürmenizi tavsiye ediyorum. Hepsini harcamak zorunda değilsiniz. İlk bir süzersiniz ne kadar. Ona göre şey edersiniz. Fiyatına bakarsınız. Ona göre para götürürsünüz bir dahakine. Fondötenli kent kartı. Kent kartı götürün otobüsle gidiyorsanız, bunu sakın unutmayın. Bunu koymama gerek yoktu aslında ama biz İzmirliler buna kent kart diyoruz. İstanbullular akbil diyor. Diğerlerine diyor bilmiyorum işte. Bu kart, otobüs kartı. Onu götürün. Burada çok güzel anısı olan bir silgi var. Sude Nur sınava giriyorken silgimi kaybetmiştim ve bana böyle bir parça bölüp vermişti. Bu kalemtıraş kimin hiçbir... Hava çok sıcak ve sizi cama koyduğum için camı açamıyorum. Yanıyorum şu an burada. Saçlarım giderek boklaşıyor. Her neyse arkadaşlar. Neyse. Burayı açıyoruz. Aa, kaldığım yeri kaybettim galiba. Oha, bir dakika. Ayracım da yok. Ha, buradaymış. Tamam. Yanınıza kesinlikle bir kitap koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü derslerde telefon çıkarmak yasak oluyor. Ve hani telefon çıkarmak yasakken hoca da boş bırakırsa... Kitap okursunuz ilk günden. Ölüme fısıldayan adam tavsiye ediyorum. Güzel gidiyor. Sonra bir tane şu şekilde büyük... Bu benim bu seneki defterim. Coğrafya defterim. Büyük boy bir defter götürmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü neden götürmeyesiniz değil mi? Ders işlenebilir. O yüzden benim size tavsiyem kareli götürün. Çünkü kareli hani her şeyle ilgili olabiliyor. Matematikte de kullanabilirsin. Matematikçi ders işlerse ilk günden. İngilizce'de de kullanırsın bir şey yazıyorken. Böyle büyük bir defter götürün. Ne olur ne olmaz hani. Götürün. Sonra bir de küçük not defteri götürün. Bir dakika, ben buralara matematik çalışmışım. Şuralarda bakar mısınız? Bakın. 10. sınıfa geçecek insanlar. Böyle böyle matematik işleyeceksiniz. Gözünüz korksun. Çok zor ya. 10. sınıfın matematiği, özellikle fonksiyonlar çok zor ya. Sonuç yayınları, soru bankası, matematik proje almamaya bak. Bakın.
Pazartesi ilk 2 saat matematik. Böyle bu benim 10. sınıfa geçtiğim günkü not defterim şey yazmışım. Sonuç yayınları soru bankası matematikten proje almamaya bak yazmışım. Çünkü hoca o kadar şey yapmıştı ki hani benim sorunlu olduğum hoca anlatmıştım size. Ve ben sonra gidip matematikten proje aldım. Böyle bir not defteri alın. Hocalarınızın dediklerini buna yazarsınız. İstediklerini, kitap, kalem. Mutlaka, 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 mutlaka bunu götürün. Kalem kutu. Bu benim asırlık kalem kutum ve Suudi artık kalem kutumu değiştirmem için bana yalvarıyor. Kalem kutumuzun içinde neler mi var? Bir adet resim fırçası. Bu niye burada hiçbir fikrim yok. İki tane kalemim var. Şu şekilde. Bakın bunu çok seviyorum ama ucum bittiği için şuna muhtacım. Bunu da arkası yenmiş ama ben yemedim. Yemin edebilirim size. Sonra burada renkli bir kalem var. Sonra burada da renkli bir kalem var. Sonra burada da renkli bir kalem var. Yani renkli kalem götürün demeye çalışıyorum size kısaca. Uç. İçi boş uç kutusu ama siz içi dolu olanı götürün. Kalem tıraş ve silgi. Normal bir kalem kutunun içinde olması gereken neyse götürün. Ve yara bandı. Ama bu birazcık bitmiş bir yara bandı. Siz dolu bir yara bandı götürün. Her an her yeriniz kesebilir. Kağıt bile kesebilir bir yeriniz. Çok güzel kokuyor. Deodorant hani Gülşah ne deodorant hani arkadaşlar yazın başında yazın başında değil yazın sonunda gidiyoruz ve sıcak oluyor. Ve hani ay çok güzel kokuyor. Ter kokmak istemiyorsanız arkadaşlarınıza karşı bunu alın götürün ve hani lütfen tuvalette sıkın. Sınıfta sıkmayın. Telefon getirmeyi unutmayın. Telefon önemli. Kulaklık çünkü gidiyorken ve dönüyorken müzik dinleyebilirsiniz yolunuz uzunsa özellikle ya da derslerde hoca telefon veriyorsa hani bir ihtimal kulaklıkla bir şeyler bakabilirsiniz. Ve şarj aletiniz. Evet, okullarda şarj yerleri oluyor. Hadi canım ciddi misin? O yüzden şarj aleti de götürmenizi tavsiye ediyorum. İmkanınız varsa powerbank de götürün arkadaşlar. Çok terledim. Ha, evet arkadaşlar. Çantamız bu kadar. Ha bir de içinde şey var. Özel durumlarınız için kızlar size diyorum. Bir tane de pet götürebilirsiniz. Nerede ne zaman ne olacağı belli olmaz ki. Yani tek size de olmasına gerek yok. Arkadaşlarınıza da verebilirsiniz. Bir iki tane yanınızda pet almanızı da tavsiye ediyorum. Her neyse çantamız şu an bu kadar. Şimdi bunu ters döndürmeyin. İçindeki pislikler dökülür. Videomuz bu kadardı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir arkadaşımız bir yorum atmıştı ve ben o yorumla ilgili bir video çekecektim bugün. Fakat sonra aklıma böyle bir fikir geldi. Çünkü bu fikir daha önceden bana sunulmuştu ve ben bunu çekeceğimi söylemiştim. Ama hep erteledim bu videoyu. O yüzden şu anda bunu çekiyorum. Yarın Tuğba'nın doğum günü. Bu videoyu izlediğiniz zaman. O gün de Tuğba'nın doğum günüyle ilgili çok güzel bir vlog çekmek istiyorum. Aşırı eğlenceli olacağını düşünüyorum. Neyse bunu söylemeyeyim. En son efekanlarla ilgili bir şey demiştim ve hani hiç hoş şeyler olmamıştı. Her neyse dostlarım. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınız, bana sorularınız ya da liseyle ilgili sorularınız varsa aşağı yorum bırakın. Bir tane seri oluşturmaya çalışıyorum liseyle ilgili merak ettikleriniz diye. O serinin ikincisini çekeceğim. O yüzden hani benimle ilgili de sorularınız olabilir. Liseyle ilgili de sorularınız olabilir. Hepsini yeniden cevaplamaya çalışacağım. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir yanlışım olduysa aşağı yorumlara bırakın. Ben bu olayı hani düzeltmeye çalışırım. Her zaman eleştiriye açık bir insanım. Bir yanlışımı, bir kötülüğümü, bir hani iticiliğimi, bir şey mi gördüyseniz videoda lütfen çekinmeden aşağıya yazın. Ben de buna göre videoda dikkat edeyim. Çünkü siz mutlu değilsiniz videoyu izliyorken ve bana karşı bir antipatiklik duyarsanız ben mutlu olmam. Bütün düşüncelerinizi özgürce aşağı yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tuğba tekrardan doğum günü kutlu olsun aşkım.